İyi günler efendim. Gündem özelliği yeniden karşınızdayız. Bugün konuğumuz Radar Reşat. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Hoş bulduk. Tabii bugün aslında Sayın Başbakan'ın Ankara'da çok önemli bir basın toplantısıyla başladık. Sayın evet. Başbakan Binali Yıldırım ile Sayın Başbakan Tufan Erhurman'ın yaptığı basın toplantısıyla başladık. Çok uzun zamandır bekleniyordu bu görüşme, Ankara ziyareti. Hatta Ankara'nın dörtlü koalisyona tepkili olduğu, tavırlı olduğu ve bu yüzden yeni hükümetle temas kurmadığı, davette bulunmadığı iddiaları vardı. Dünkü gazetelerde bu iddialar yer buldu. Tabii dün akşam daha o haberlerin mürekkebi kurumadan dün akşam Sayın Başbakan'la yardımcısı Kudret Özersay Ankara'ya giderek bugün resmi temaslarını yaparak o dedikoduları da bitirmiş oldu. Gerçekten de Star Kıbrıs'ın sürmanşetinde yer verdiğimiz gibi dedikoduları bitiren bir ziyaretti bu. Tabii şimdi basın toplantısında ben bakıyorum neler konuşulduğuna ilişkin. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrılmaz bir etle tırnak gibi. Gerçekten de böyle bir soğukluk olmadı zaten o görüşmede de açıklamalarda da ifade edildi. Tabii aslında bizim Türkiye ile ilişkilerimiz uzunca yıllardan beri bir takım temel noktalarda tartışmalar içeriyor. En son tartışmalarda da tabii mali protokol. Mali protokole mesafeli olan partiler var bildiğiniz gibi bu hükümette de. Şu anda Başbakan Tufan Erhurman'ın Ankara ziyaretinde de birinci maddenin mali protokolle ilgili görüşmeler olduğu ifade ediliyor. Bugün tabii gazetelerin manşetlerine süsleyen haberler de dikkat çekmek istiyorum ben. Özellikle Kıbrıs Gazetesi'nde çok önemli bir rakam verilmiş. Türkiye'nin geçen yıl altyapı yatırımı, reel sektöre yönelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hibe ettiği, ayırdığı paranın yarısı kullanılmış. Yani bardağın diğer tarafına, boş tarafına bakarsak yarısı kullanılmamış. Bizim proje üretmekte yetersiz kaldığımız görülüyor. Şimdi tabii Sayın Başbakan'ın Ankara ziyareti de çok önemli. Mali protokol de orada konuşulacak ama her ne kadar her şekilde bütün yatırımlarla ilgili ya kaynak yok, kaynak eksikliği var, kaynaklar yetersiz desek de Ankara tarafından hiçbir karşılık beklenmeden verilen paraların da kullanılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da bir yeteneksizlik mi diyeceğim ben, yoksa bir projesizlik mi, bir vizyonsuzluk mu bu hakim? Buradan başlayalım istiyorum efendim. Biz neden bize verilen hibeleri bile kullanamayacak noktada proje üretmekte zorlanıyoruz? Ve bu mali protokol meselesine bir ekonomist olarak siz nasıl bakıyorsunuz? Buyurun efendim. Şimdi mali peşinen bir noktaya temas etmek isterim. Kıbrıs Türk'ü ile ana vatan arasında hiçbir zaman bir sorun olduğunu ben kabul etmek istemiyorum. Bize mali protokoldan ziyade yani mali protokolle ilgili olarak bazı partilerin farklı bakışından ziyade esas temelde Kıbrıs Türk'ünün böyle gerçekten layık bir toplum olduğu hazmedilemeyişine, ana vatan tarafından hazmedilmeyişine tepki vardır Kıbrıs'ta. Bunu başka şeyle karıştırmayalım. Bu mali protokol, bu hibelerle ilgili konuya gelince bunun ayıbı bizimdir. Bizim yönetimimizin gerek yerel yönetimler olarak gerekse hükümetler olarak bunun ayıbı bu iki yönetim grubuna ayıptır bana kalırsa. Ne demek size hibe yapıldı ve bu hibeyi kullanacak parayı için proje üretemiyorsunuz? Eksikliğiniz nedir? Kime sordunuz? Kimlerdir bunda söz sahibi? Yani proje yapmamayı bir hangi şeyle excuse diyeyim, yani hangi bulamıyorum Türkçesini
hiçbir mazaret gösteremezsiniz siz. Evet. Bu sizin kendinizin yetersiz ve yetenekliğinizin yansımasıdır. Evet. Ayıp hicap duyacağımız bir konudur. Ben işte bu yönde bu dörtlü koalisyon meselesine geldiğimizde ben bu arkadaşların en azından konulara daha ciddi bir şekilde halkın yararına yapılacak olan işlemleri projelendirerek bir şey yapacağına inanmak isterim, inanıyorum. Güvenmek isterim, güveniyorum diyorum. Hem güvenmek isterim ama görüyorum ki yaklaşımları tamamdır bu arkadaşların. Onun için fırsat verilmesini isterim. Bizde gerçekten benim neslimde biz hem Atatürk milliyetçisi hem Namık Kemal milliyetçisi olarak yetiştirildik. Ve vatan sevgisi vatana hizmet anlayışını içeren bir kavramdır. Evet. Bizim neslimiz, benim kafamda bunun aksini görmüş olmanın yine benim dönemimde mezun olup da iktidarda bir hayli senelerini harcayan insanlar olarak ben arkadaşlarımı da bu konuda kınadım. Çeşitli programlarda yapmayın bunu. Sizler işin doğrusunu yapmazsanız mahiyetinizde olan insanlar hangi işin doğrusunu yapabilecekler? Doğru. Hangi işin doğrusunu yapar? Felsefi olarak bunun yanlış olduğunu söyledim. Çok özür dilerim efendim. Buyurun. Soru cevap şeklinde gidelim. Şimdi siz az önce dediniz ki bu hükümete fırsat vermek lazım dediniz. Evet. Şimdi tabii hükümet yeni kuruldu ama vaatleri çok önemli vaatlerde bulundu. Tabii bir protokol de hazırlandı. Bir program yapılacaklar listesi de belirlendi. Fakat kimileri diyor ki ya işte sürekli hala tespit peşindeler. Hala işte bir harekete geçilmedi. Yani bu süre ne kadar bir süredir? Yani ne kadar sürede biz bir şeyler oluyor algısını hissetmeliyiz? Yani bir evet. yıl mı, iki yıl mı, beş yıl mı? Sizin öngördüğünüz Hayır. süre ne kadar? Benim süreden ziyade benim üzerinde durduğum bir faktör vardır. Toplum içerisinde kirlenmiş politika var. Evet. İtibarsızlaşmış bir politik şey var. O itibarı bu dörtlü koalisyon kazandırabilir mi? Kazandırma için kendileri adaleti sağlayıp suçsuz ve suçluyu ayırarak cezalandıracaklarına inanıldığı için bu koalisyon vardır. Eğer bunları yapamazsanız bunların da sonudur. Evet. Ve toplumun sonudur zaten. Çünkü ben bir şey söylemek isterim. Siz bu kirliliği, bu pisliği içinizde, uhdenizde yaşatarak hiçbir girişim yapamazsınız. Başbakanın geçen hafta yaptığı basın toplantısını izlediniz herhalde. O basın toplantısında o soruşturmaların hangi noktada olduğunu kamuoyuyla paylaştı ve takipsiz olacaklarını ifade etti. Takipsiz olur mu canım? Nasıl takipsiz? Takipsiz olursa Takipçisi olacaklarını söylüyor. Takipçisi olacaklar. Evet, evet. Takipçisi olacaklar. Şimdi herkesin beklediği nereden başlayacaksın ve neyi neticelendireceksin? Bu arkadaşlara fırsat oturup da o önceliği, temel önceliği nelerle geliştirecekler, gerçekleştirecekler ve kendi içlerindeki yani kendi hükümette bulundukları dönemdeki kirlilikleri de açığa vurup bir temizliğe, gerçek anlamda bir temizliğe girecekler mi, girmeyecekler mi? Esas sınav, kendilerinin sınavı ve geleceklerinin ve geleceğimizin sınavı budur. Onun için bu arkadaşlara fırsat verilmesini istiyorum ve her gün devamlı olarak televizyonlara çıkıp televizyonlarda halka ne yaptıklarını, ne yapmak üzere olduklarını
söylemektense bize bir müddet fırsat verin. 15 gün, 20 gün daha programları güven oyunu yeni oluştu. Önceliklerimizi ve stratejimizi çizelim. Çünkü bir bakıyorum ve üzülüyorum gerçekten. Devamlı olarak herhangi bir grup çalışması olursa köylere gidilir. Köylerdeki meclisler kurulur, şunlar kurulur. Sendikalardan sesler çıkar. Çeşitli organlardan, sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan bazı sesler çıkar. Şu yapılsın, şu yapılsın, şu yapılsın diye. Tamam, bunlar yapılacak ama bunları yapabilmek için düşünme fırsatı da vereceksiniz bu insanlara. Aksi halde ambale olacaklar ve başaramayacaklar çağrısında bulunuyorum. Peki şöyle bir şey söylemek istiyorum. Zaten meseleleri buraya gelirken düşünmüş olup da gelmeleri gerekmiyor muydu? Yani iktidara sahip olurken o tespitleri yapması gerekiyor. O doğru. O doğru. O çok doğru. Maalesef bilhassa yeni kurulmuş olan Halk Partisi böyle kendilerine bir noktada politik arenaya koyacakları elemanlar, o tertemiz, idealist, genç, enerji dolu elemanların dışında onlara da arada sırada yapılacak, arada sırada değil de yapılacak olan hücumları göğüsleyebilecek bir bilge grubunu oluşturamadılar. Prioriteler üzerinde duramadılar. Çünkü çok acil oldu zannediyorum. Ben evet. Böyle birisi ansızın hotli meydan dedi. Evet. Ve çarçabuk seçime girildi. Anlatabildim mi? Aslında beklenen çıkışı da sağlayamadı muhalefet o seçimde. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin %36'ya yakın bir oyu vardı. Ve o oyla iktidar olamamanın şaşkınlığını yaşadı aslında Ulusal Birlik Partisi. Ulusal Birlik Partisi için de sürpriz oldu. Çünkü birinci parti olup gerçekten de bu kadar yüksek bir oy oranıyla iktidar olamamak şu anda eminim Ulusal Birlik Partisi içerisinde de sorgulanan bir durum. Şimdi rakamlara baktığınızda Cüneyt Beyciğim, istatistik ilmi sana der ki rakamlar fazlalaştıkça gerçeklere daha doğru düz yaklaşırsınız. Yani o confidence level, o itimat edilir netice kendiliğinden ortaya çıkar. Şimdi bizde ne oldu? O kadar oy alan, birinci parti olan parti ve ikinci ve diğer kendilere yakın olan parti, ikisinin toplamı bir iktidar olma sonucunu vermedi halk. Yani DP ile UBP başka yer taraflardan yardım almak mecburiyetiyle ancak koalisyon kurardı. Evet. Ama o yardım almayı düşündüğü, yani zorunlu kılınan partiye de halkın sempatisi henüz daha yerine oturmamış vaziyetteydi. Bunlar çok önemlidir. Ve bu %35-36'da çıkışında, yani 12 milletvekilinin 21 milletvekiline çıkışında sana o rakamlar nedir biliyor musunuz? Bana bir taraftan bir interference, bir başka bir birileri karıştırdı bu işi, bir şeyler karıştı bu rakamların içerisine. Ve görüyoruz ki her ne kadar da istenmeyen gruplar içerisindeki bakanlıklar değişmişse de yeterli olmadı. Yeterli olmadı. Ben istatistikleri böyle okurum. Yeterli olmadı. Gerçek anlamda öyle bir rakam çıktı ki iki partiye tek başına, o oyları yükselen partinin tek başına iktidar olmasını engelledi. Engellediği interference bir şekilde nasıl oldu da bu oylar bu kadar yükseldi?
temizlikler yapılırken, çünkü ben öyle konuşuyorum. Halk tertemiz bir yönetim isteriz şeklinde girdi işin içerisine, ama yeterince o politikayı itibarsızlaştıran kişileri saf dışı edemedi. Edemedi. Esas benim yapacağım yorum bu konudadır. Ama şimdi bana sorarsanız bunlar bu işi ne kadar zamanda temizleyecekler? Ben diyorum ki belki en çok bir ay içerisinde esas manzaranın ne olduğu gerçekleri ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık bizim de beklemeye tahammülümüz kalmadı. Toplum evet. Görüyorum. Yani yalnız çok uzun değil. Zamandır kronikleşmiş sorunlar var önümüzde. Şimdi tabii ekonomide de sıkıntılar yaşıyoruz aslında. Bütün soruların halının altına süpürüldüğü bir dönem var. Şu anda o halıyı birazcık şöyle silkelediğimiz zaman sorunlar halının altından çıkıyor. Şimdi asgari ücret görüşmeleri var. 2 gün sonra Çalışma Bakanı Sayın Zeki Çeler asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade etti. Tabii pastanın büyüklüğü ve dağıtımı meselesi aslında bu. Pasta ne kadar büyütülürse dağıtılan dilim de o kadar büyük oluyor. Şimdi asgari ücretle ilgili tabii işverenin de bir takım beklentileri var. İş gücünün de bir takım beklentileri var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kamunun dışında özel sektörde asgari ücret çok geçerli bir rakam. Ve her şeyin ininden ipliğe zamlandığı, arttığı bir ortamda asgari ücretle hayatını devam ettirmek zorunda kalan çalışanlar için çok hayati bir görüşmeler zinciri şu anda asgari ücret görüşmeleri. Siz bu anlamda bu toplantılara nasıl bakıyorsunuz? Asgari ücret rakamı bir toplumun gelişmişliğini gösteren önemli göstergelerden birisi midir? Yoksa o adı üstünde asgari ücret, önemli olan insanların niteliklerine göre ücretlerini arttıracak yollar, formüller ya da eğitimlerden mi geçirilmesi gerekiyor? Asgari ücret dediğimiz nedir? Bir kişinin alacağı en asgari ücret. Ücret. Saat başına ödenek. Evet. Tamam mı? Saat başına ödenek asgari ücret. Onu ekonominin karşılayabilmesi için bakacaksınız. Produktivite ne kadar arttı ki bu ödeneği geçerli, tamam yapalım. Yoksa öyle karşılığı yoksa onun verilmesi de mümkün değil. Değil. Dolayısıyla bunu daha geniş bir şeyden bakacağız. Bizde eksik olan, size söyleyeyim, bakın televizyonlarda konuşulur. Ben diyor 8 saat değil 14 saat çalışırım. Evet. Sen 14 lira çalıştırılırsan müessesinde 6 saat ekstra sana ödemek mecburiyetindedir. O asgari ücretin, evet, o saat başıma bir birimden. Esas sorunlar bunlardır. Yani özel sektör insanları böyle çalıştırır dediğinizde, böyle çalıştıranı cezalandırmak yükümlülüğü vardır. Yasalarınız bu yönde olacak. Yani 8 saatin üzerinde mesai ödenmesi gerekiyor. Ve ödeyeceksin. Cumartesi pazarın da ayrı. Yani esas konulara biz değinmeden direkt bir rakama odaklanıyoruz. Bir rakam. Dünyanın hiçbir yerinde, ben size söyleyeyim, asgari ücret ile geçinen insan yoktur. Sadece siz kakarda onu 40 saate yahut 37,5 saatinden çarparak bir rakama ulaşırsanız yoktur öyle bir rakam. Yani tanımı o şekilde değildir. Evet. Mühim olan siz bir işveren olarak size çalışan insanın vermiş olduğunuz görev haricinde ekstra mesaiyi ödemek yükümlülüğünüz vardır. Onun için hep el altından. Çünkü iş adamı kendine para kazandıran bir insanı ödemek istemeyecek kadar aptal değildir. Zorlayacaksınız. Yani ben her şeyde produktiviteteki
gidişatı da aynı şekilde görmek isterim. Produktivite artışı, rekabet edebilirlik durumumuz niçin bu kadar gerilerde? Ticaret Odası her sene bu konuyla ilgili raporlar hazırlattırır. Tabii bizim rekabet edebilir durumumuz da Kıbrıs'ın problemleri nedeniyle, o kronikleşmiş problemleri nedeniyle sıkıntılı. Çünkü dünyada rekabet edemeyen bir iş dünyası, dünyada var olamayan bir iş dünyası kendi çalışma koşullarında da işte o rekabet oranında ona alamıyor. Ona inandırıldı ve onun dışına çıkmadı çünkü işler kolaylaştı. Evet. En iyisi baskı ile ben bu şeyi alayım, asgari ücretle ilgili çıkacak olan neyse onunla onu artırma çabaları ama produktivite artırılması ile ilgili yani ekonomi yönetimi temelinde yatan budur. Siz pastayı büyütürken produktiviteyi artırarak mı büyütürsünüz? İş, yeni iş gücü katarak mı büyütürsünüz? Nasıl büyütürsünüz? Bütün bunlara, bunların kapsamlı olarak düşünülmesi lazım gelir. Başka şöyle bir şey var. Tabii biz tabii hep nerede kıyaslıyoruz? Güneyle kıyaslıyoruz. Evet. İşte güneydeki işsizlik rakamlarına bakıyoruz, bizdeki rakamlara bakıyoruz. Güneydeki askeri ücrete bakıyoruz, bizdekine bakıyoruz. Güneydeki çalışma hayatına bakıyoruz, bize bakıyoruz. Çünkü hani en yakın bu coğrafyada olduğu olan bir ülke şu anda Güney. Ve dolayısıyla bu kıyaslamada hep bir moral bozukluğu yaşıyoruz. Ama Güney'in tabii ki bir Avrupa Birliği ülkesi olması ve Avrupa'da, dünyada var olabilmesi bizim kendi açmazlarımız burada başlıyor, öyle değil mi? Bir şey hatırlatmak isterim. Güney sendikaları, sendikaların kendi uhdesinde, kendi organizasyonları içerisinde produktiviteye dayalı bir şey yapar. Yani artış verilirken o sendikalı kurum produktivitenin de artışını görerek hareket eder. Onlar zorunlu kılmıştır. Ben de çok merak ediyorum. Hangi sendikamızda produktivite çalışıp da kurum ve kuruluşlara yön veren yani verimlilik diyorsunuz efendim, verimlilik, değil mi? Verimlilik. Yani verimlilik üzerine birazcık kafa yormamız lazım. Anladığım kadarıyla. Onsuz olmaz Cüneyt Beyciğim. Onsuz olmaz. Yani şöyle bir şey var esasında. Bu verimlilik kavramı gerçekten de sorgulanmaya muhtaç. Çünkü işveren de evet işçi aldığı ücretten şikayetçi ama işveren de aldığı verimden şikayetçi. Bu iki kurum... O zaman kafaları bir araya getirip bu verimliliği nasıl artıracağız ki ben de gerekli olan artışı, o talep edilen artışı verebilir duruma geleyim. Peki efendim, özel sektörde bu verimliliği konuşuyoruz. Ama asıl önemli olan kamudaki verimlilik. Kamudaki verimlilik de yeterince bizi tatmin edecek nokta değil. Kamuda bu verimliliği nasıl sağlayabiliriz? Çünkü kamuda asgari ücret gibi bir durum da yok. Herkesin maşallah maaşları da yerinde. 13. maaşları da var vesaire. Allah daha çok versin. Ama hani kamuda bu verimliliği nasıl sağlarız? Kamuda da çünkü aksayan önemli şeyler var. Yani müşavirlik meselesini konuşuyoruz. İşte maaş alan ama yeterince çalıştırılmayan, yeterince hizmet alınamayan çalışanları konuşuyoruz. Kamudaki bu verimliliği nasıl sağlarız? Biz herkesin şikayet edişi, İşi yapan da yapmayanı aynı kefeye koyarak siz otomatiğe koydunuz baremirci artışları. Bu kavramlar bana çok ters. Kamuda otomatik bir yapan, artış olmaz yani. Herkes verimliliğine göre. Baremirci artış aldı. Bazıları der ki öyle değil yavrular, öyle değiller. Öyledir be kardeşim. Fiiliyatta öyledir. Herkesin aldığı bir baremirci artış şeysi vardır. Herkes onu hak eder. Hak. Hak
benim bildiğim, benim büyütülüş tarzımda her hakkın bir sorumluluğu vardır. Nedir o sorumluluk? Ben sana bu artışı vereceksem senin de bu kadar daha aktif, verimli çalışma şeysin vardır. Ama biz onu anadan öldürdük. Evet. Nedir yaptığımız? Liyakat dedik, önemli değil. Sen bana partime yardımcı olacak eleman isterim ben burada. Benim söylediğimi yerine getirecek eleman isterim ben burada. Beni sorgulayacak eleman istemiyorum ben. Zihniyetiyle yönetildik bu kadar zamandır. Bunlar acı gerçekler. Tabii çünkü partizanca tutumlar var kamuda. Tabii canım. Çünkü yani her partinin yerleştirdiği kişiler var. Öyle bir... O partizanca tutumlar esasında hükümetlerin çalışmasında da zorluklar yaratıyor. Zorluklar yaratıyor. Bu şeylere bütün yapılmak istenenleri temelinde bozan unsurdur bu. Evet. Dolayısıyla yine tekrar ediyorum. Bu arkadaşlar mecburdur. Mecburdur. Halka söz verdiler. Ama bütün bu şeylikleri ortadan kaldırmazsanız siz bu kirlilikleri, bu bizi itibarsızlaştıran unsurları hiçbir yere varamaz Kıbrıs Türk'ü. Birazcık da reel ekonomide karşılaştığımız sorunlardan söz etmek istiyorum. Şimdi tabii sokakta da insanların bir takım sıkıntıları var. Döviz fiyatlarındaki oynaklık insanların canını yakıyor. Geçenlerde bir tartışma var. Gerçi bu tartışma çok lüks bir tartışma bence bizim için ama hani madem her şey dövizle burada, o zaman maaşlar da dövizle olsun deniyor. Ama elbette ki bizim hani şu anda maddi olanaklarımızın maaşların sterlinle ya da dövizle olabilmesine yetebileceğini düşünmüyoruz. Ama en azından işte bu sterlinle ödenen kiralar ya da sterlinle artan gıda fiyatları gibi unsurları aşağıya çekmek, minimize etmek için neler yapılabilir? Biz maaşlarımızı Türk lirası alırken neden bütün ödemeler sterlinin artışıyla, dövizin artışıyla paralel yükseliyor? Yani en azından ev kiralarından söz etmek istiyorum. Evet. Burada herkes ev kirasını sterlinle ödüyor. Burada bunu nasıl insanların kabul edebileceği bir noktaya çekebiliriz? Yani burada eksik olan ne? Neden cazip geliyor insanlara? Yani Türk lirasıyla kira ödenmesini cazip kılabilecek hamleler mi gerekiyor? Türk lirası kazanıyorsa ki öyledir. Türk parası kiralar Türk parasıyla ödenecek evet. diye bir düzenleme yapılabilir. Evet. Ki niye yapılmıyor? Niye yapılamıyor? Neden yapılamıyor? Çünkü bunu o güçlerden politik düzen de kendisi istifade eder. Bir şekilde rant elde eder. Şu veya bu şekilde finansman, seçim finansmanın yönünden şunu yapar, bunu yapar. Söylemek istediğim, o gereksinimi construction sektörde niye biz hep sterlin bazında ev satın alıyoruz ve gelecekte yapılacak olan yeni evlere efendim değer kaybettiği için çünkü çeliğin şunun buyun. Yani bunlar ciddi modellerle çalışılabilir bir şey olması lazımdır. Ama en azından kiralar konusunda niye ben şey ödeyeyim? Ben size basit bir şey söyleyeyim. Ve ben bazı işlemler yaptırdım evimde. Security ile ilgili. Dövizle, faturayı dövizle mi çıkardın? Dövizle şeysinler. Çünkü ithal etti kuruluş. Ben kuruluşun zarar etmesini istemiyorum. Tamam dedim. Şu kadar dolar ayda ben seni ödeyeceğim. Hesabımı yaptım.
Dedim ki senin, benim sana ödemiş olduğum dolarlarla senin bu teçhizat mı diyeceğiz, o aletleri, aletleri bol bol karşılanmış vaziyetesin sen bu kadar zamandır. Ben bu tarihten itibaren sana doları fix ediyorum ve Türk parası olarak ediyorum. Çok doğru bir istek. Ben bunu yaptım, anlayışla karşılandım. İsim vermeye hiç gerek yok. Ama siz araba satın aldın. Araba satın alırken fiyat şu kadar euro, fiyat şudur, şu dolardan ben sana ödeyeceğim bugün. Ya öyle yaparım yahut ona benzer bir teklifte bulunurum. Evet. Yani kabul etmiyorum. Evet, şeyi. Bu şey bizim daha çok kişinin inisiyatifi ne kaldı? Evet. Gibime geliyor benim ve bu konuda ciddi çalışmaların olması lazımdır. Tabii şöyle bir şey var. Güçlü olan taraf, o malı satan taraf olduğu için genellikle güçlü olan tarafın direttiği modeller geçerli çok olur. Basittir. Çocukluk, gençlik, İngiltere'de bir dönem patates o kadar pahalı oldu. Patates salatasını yiyemez olduk. Patates. Et o kadar pahalı oldu. Kimse et alamaz durumda oldu. Hanımlar dedi ki süpermarketlere 15 gün gitmeyi et almayacaksınız. 15 gün süpermarketlerden et almayacaksınız. Almamaya karar verdik. Falan yerdeki şey. Onun arkasında hepsi süpermarketlere gidip et almadı. O fiyatları... Bu bilinç tabii, bu toplumsal bilinç gerekli. Ama şimdi sen bunu yaparken o hiçbir şeysi olmadan jenerasyonların elde ettiği kazanımlarıyla gösteriş yaparak bende para var ben bunu yapabilirim diye hır vurur harbiden sen toplumun içindeki düzene de şey koydun. O zaman bugünkü düştüğümüz duruma düşeriz. Ama bunların başka türlü neticelenemeyeceğini radar Reşat olarak ben yıllar önce söyledim. Evet. Gelecek, bu bizi dibe götürecek. Reşat Bey isterseniz buyurun. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Biraz da bu adamızın etrafındaki gerilimden söz etmek istiyorum. Bu doğal kaynakları bir arada iki halk kullanabilir mi? Uzlaşarak bu doğal zenginliklerden faydalanabilir mi? Bunun üzerine birazcık konuşalım istiyorum. Tamam. Reklamlardan sonra bir arada olacağız. Efendim bizden ayrılmayın. Gündem Özel kısa bir reklam arası veriyor. 5 dakika sonra burada olacağız. Kuzey Kıbrıs'ın ilk ve tek haber kanalı Ada TV 96.2 Batı ve 93.8 Doğu frekanslarında Ada FM'le ortak yayında. Gündem Özel kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Radar Reşat. Evet Reşat Bey, esasında şu anda çok gergin bir atmosferdeyiz. Çünkü malum 3. parselde Eni'nin sondaj girişimleri bir sonuç bulmadı. Ama hemen akabinde İtalyanları bu konuda zayıf olmakla, çok dirayetli olmamakla eleştiren Amerika 10. parselde birazcık daha bu çatışmaların, anlaşmazlık noktalarının daha uzağında ama yine de Kıbrıs Türk'ünün hakkının olduğu bir noktada daha güneyde 10. parselde ExxonMobil ile sondaj yapma kararı aldı. Ve İtalyanlara yaptıkları eleştirileri de göz önünde bulundurarak 6. filoyu o sondaj gemisiyle gönderme kararı aldı. 6. filo şu anda Kıbrıs açıklarında. Tabii 6. filonun bizim için anlamı da büyük. Biliyorsunuz siz de o dönemleri biliyorsunuz. Yani Türkiye tarihinde de siyasal tarihinde de 6. filonun anlamı büyük.
esasında 6. filo çok da olumlu çağrışımlar yapan bir şey de değil, kelime de değil. Hani Amerikan emperyalizminin, Amerika'nın dünyaya yayılmacı siyasetinin de bir sembolü 6. Evet. filo aslında. Çünkü 6. filonun gittiği yerde de hiç öyle hayırlı işler olmamış bugüne kadar. Şu anda tabii Türkiye'nin bu ilan ettiği Navtex'lerle özellikle 3. parselde en iyi sondaj girişiminde bulunmaması Amerika'yı böyle bir yöne itti. 10. parselde 6. filoda gidecek, koruyacak diye böyle bir yaklaşımda bulundu. Tabii biz bu arada önümüzdeki ay müzakere masasının kurulup kurulmayacağını konuşuyoruz ama öyle bir gergin ortam var ki adını da etrafındaki zenginliği paylaşamayan, hani bırakın zenginliği, hani çözüm olana kadar bir ara formülü olası bulalım. Olası zenginliği. Evet, bir ara formülü, bir komite kurup da bu işi hani nasıl birlikte yapabiliriz diye tartışamayan bir toplum bir arada yaşamayı nasıl tartışacak önümüzdeki ay toplanacağı öne sürülen müzakere masasında? Çünkü şu anda belli ki bir dostluk yemeği bile yenecek durum yok. Rum basınında çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya bir dostluk yemek için davet gönderildi. Evet. Fakat Sayın Akıncı'nın buna olumlu bakmadığı ifade ediliyor. Bir dostluk yemeği bile yenemeyen bir ortamda nasıl biz bir arada yaşamayı konuşacağız? Böyle çok geniş bir değerlendirme yaptım ama bu olası ortak zenginlik meselesinden girip devam edelim olası isterseniz. Olası ortak zenginliğinin paylaşımının ne zaman ve ne şartlarda olur? Evet. Ona bakalım. Yani çözümü mutlak beklemek zorunda mıyız? Çözümü ona kadar bir ara formülle, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi bir ara formülle gerçekleştiremez miyiz biz bunu? Ara formül dediği... Bir komite kurulur. Komiteyi kim kuracak? O Kıbrıs Türk tarafı olacak? Ve Rum tarafı. Rum tarafı. Evet. Bizim Rumlarla yapacağımız işbirliği böyle zenginliklerin şeysiyle mi öncelikli bundan mı başlar? Yoksa bizim Rumlardan eğer bir yere varacaksak komünikasyon kanallarının doğru dürüst bir şekilde ortaklaştırılması konusu, hani bu internet konuları, evet, şunlar evet, bunlar. Evet, evet. İş dünyasının da yolunu açacak olan şunlar bunlar. Sen bunlar üzerinde bana kalırsa ben buna daha fazla ehemmiyet veririm. Çünkü ben bir devlet olma ve devlet gibi hareket edebilme organizasyonunun peşindeyim. Esasında çok haklısınız. Biz daha çok temel şeyleri yapamaz iken nasıl o zenginliği paylaşacağız diyorsunuz? Tabii. Ben önce önümde bir harita var Cüneyt Beyciğim. Kıbrıs haritası. Evet. Kıbrıs haritası der ki Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs benim ne olduğumu da bilincindedir herkes. Yalnız bir şey ilave etti. Müktesebatın dışındadır. Kadirce. Benim İlk yapacağım şey yönetim olarak bu kirlilikleri temizledikten sonra başbakan olsam derim ki ve arkadaşlar ben bu müktesebatın içindeki hukuk düzeni, murakabe, iş yapabilecek insanların nelere sahip olması gerektiği konularda o yapılanmayı kendi ülkemde yaparım. Yasalarım, hukuk düzenim dediğim gibi bir ihtilaf karşısında İş yapacak olan insanların başvurabileceği bütün tahkimlerinden tut bilmem nelerine kadar, anlatabildim mi? O mekanizmayı oluştururum. Ondan sonra çıkarım ve derim, ey Avrupa neredesiniz? Bende de var bütün bu uygulamalar en güzel ve en etkin bir şekilde. Ben varım, sen yokum desen de demesen de işte ben burada oluşturmuş olduğum organizasyondan varım ve bana bir kere daha benim istediklerimde yardımcı olamazsanız başka şekilde bunu ben yardımı başka yollara sapacağım. Ama ben önce kendi identity'mi, yani kendi kimliğimi, kişilik kazandıran kimliğine sahip olmam lazım önce. Böyle orada yerin altında tesadüfen yıllar sonra. Kaç senelik şeydir bu yeraltı zenginliği? 10 sene. Evet, 8-10 sene. 10 sene, 10 sene evvel ne kadar?
Sen önce eksikliklerini tamamla. Doğru dürüst bir devlet gibi yönetimi kazandır bu topluma. Kendi kişisel sorunlarını halledebileceği mercileri ve işlerini kazandır. İtibar kazandır. Güven kazandır. Da bunlar kendiliğinden ondan sonra gelir. Ondan sonra yardım eli uzatılır sana. Başka türlü yardım eli. Yardım elini kimler uzatacak olan iş dünyasıdır. İş dünyası kazanabileceği bir yere yardım elini uzatarak sana da o imkanı verir. Ama biz kendi bir devlet gibi yönetim şeysini oluşturamıyoruz bir türlü. Partiler kendi aralarında işbirliği yaparak, yok parti meclisleriyle, yok şunlarıyla bunlarıyla, yani ciddi bir, kendi kendimizi ciddiye almaktan vazgeçtik. Siz bir ülkeyi itibarsızlaştıran kişi ve kuruluşları ortadan kaldırmak mecburiyetindesiniz. Adaleti sağlamak mecburiyetindesiniz. Adil bir ortamı ve adaletin işlerliğinin herkes hissetmesi, bilmesi, güvenmesi lazım. O ortamı ortadan kaldıracaksınız. Bunları yapmak için de böyle partilerle, partizanlıkla, şunlarla bunlardan değil. Devleti, nasıl diyeyim, çalanları bile cezalandırmadık be kardeşim. Sen buna bakmıyorsun. 50 sene sonra ne bileyim ben yer altından bilmem şu çıkacak bu çıkacak ve onda benim hakkımı bugünden koruyacak komite kuracağım. Bana ters gelir bunlar. Radar Reşat'a ters gelir. Önce kendi yapman gereken görevle başla. Bu halk insan gibi yönetilmek ister. İnsan gibi şey yapmak ister. Yani siz bunlardan önce bizim evimizin içinde çok temel sorunlar var. Tabii bu canım. Bu sorunlarla biz şey yapalım. Yalnız sorun değil. Devlet mekanizmasını oluşturacaksın. Ama şimdi şöyle bir şey var Reşat Bey. Şöyle bir durum var. Ben özellikle tabii bugün Sayın Başbakan'ın Ankara ziyaretiyle birlikte eş güdümlü olarak, eş zamanlı olarak iki gün önce de, önceki gün Rum tarafında da yeni Dışişleri Bakanı Atina'yı ziyaret etti. Onlarda tabii, da bizdeki gibi onlarda geleneksel böyle ziyaretler zaten var. Zaten esasında evet. Yani bunların gitmesi evet. Bir teamüldür. Evet. Şimdi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulis'in Atina'ya yaptığı ziyarette Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotsias'ın çok önemli bir demeci var. Diyor ki güvenlik ve garantileri Kıbrıs sorununun merkezine oturtmayı başardık diyor Kotsias. Yani bu şu demek bana böyle geliyor. Hani bütün bu gürültü patırtının amacı aslında hani biz yönetimi konuşuyoruz, işte dönüşümlü başkanlığı konuşuyoruz, işte bir arada yaşayabilir miyiz, işte haritalar konuşuluyor, bunu konuşuluyor. Ama bütün bu gürültünün patırtının meselesi artık işin özü güvenlik ve garantileri tartışılabilir noktaya getirmek. Getirdiler. Ki, ve getirdiler. Dolayısıyla biz bunu başardık diyor, bu bir kazanımdır diyor. İşte o zaman da meselenin çözüm olmadığı ortaya çıkıyor. Yani boş buldu canım. Evet. Öndeki düzende bu şeyi devlet mekanizması çalışmıyor bendeki düzende. Evet. Boş kurdu onu. Düşmanınız sizi, rakibiniz, bırakın düşmanı. Her rakip size eğer siz bir boş yer bırakırsanız ve o devleti ben işletirim diyor. Ben işleteceğim diyor. Onun için sana der ki merak etmeyin Avrupa Birliği'nde ayrıcalık yoktur. Biz sizin bütün haklarınızı koruyacağız. Zaten bu görüşmelerde de benim biraz başka türlü çalışır kafam. Esas görüşmelerde üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi en temeli. Yahu sen Radar Reşat'ınla Hristagin'in olası bir oluşmasını beklediğimiz bir devlette, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nde imkan ve fırsat eşitliğini
üzerinde oturtacağın ilkeleri konuştun mu hiç? Yani sen esaslara gir de onu zorla. Dık ağzına lafı. Tabii çok temel mesele bu aslında. Tabii canım. Sen konuşmalarında, yani biz iş hayatımızda tartışırken karşımızdaki rakibimizi cevap veremeyecek duruma sokabilmek di başarı. Anlatabildim mi? Yani biz bunları bunlardan kaçındık. Adam da boş buldu. Der ki zaten sende bu yok, bu yok, bu yok. Ben senin hakkını savunurum. Olmaz. Farklı düşünüyoruz. Ben şey yönünde de konuştuk bunları arkadaşlarımızla. Ya onlar ta 70'ler döneminden sağ olan gelmiş geçmiş cumhurbaşkanı ve en kıdemli insanlarını o ulusal konsey içerisinde bilge insanlar olarak oturttu. Ben hala daha böyle bir yaklaşıma yaklaşmıyorum. Çünkü birbirimizi çok sert ve acımasız bir şekilde Kıbrıs politikasını da eleştiriyoruz. Bakın Reşat Bey, esasında bu hükümet elbette ki çok önemli, çok önemli sorunları aşmak için bir birliktelik kurdu. Ama Kıbrıs meselesinde iki cümleyi hükümet programına koyamamış bir hükümet aynı zamanda. Yani şimdi Kıbrıs meselesi gibi bir meselede üzerinde uzlaşılabilecek Kıbrıs Türkünün iki cümlesi olmaz mı? Soruyorum, yani olmaz mı? Mutlaka olmalı. İki cümle. Benim dediğim şekilde bir yaklaşım. Yani Ayşe ile Sofia'nın haklarının o federal hükümette nezdinde korunacağı ilkeler. Evet. Bir, bunun üzerinde kafa yorulması elzem olan bir şeydir. Bunlardan kaçınılmaktadır. O kaçınıyor. Doğru. Çünkü sen bunu tartışmadıkça o zaten ben bu yetki bende vardır. Ben yaparım bunları varsayımından hareket eder. Haklısınız. İkincisi, her zaman biz sadece, dikkat edin görüşmelerimize, sadece 1963-74 döneminde köylerinden ayrılan köylerinin kayıpları, yani maddi zararları üzerinde durduk. Ben diyorum o zarar, fiziki zarar hiçtir. Telafi edilebilir bir şeydir. Benim esas zararım, benim toplumumu can korkusuyla sen yıllar yılı sadece ve sadece mücahitliğe, bekçiliğe şey ettin. Benim bir hayli opportunity cost dediğimiz mağdur ettin. Bunun bir bedeli vardır. Bu bedeli de masada olacak. Final masada orada olacak. Bir kişiye anlatamadı Radar Reşat bunu. Yazılar yazdım. Neşredildi Türkiye'deki şeyde mecmualarda. Bir tane liderim beni bunun önemini şimdi lazımmış da ben gideyim da telefon edeyim da anlatayım. Bayağı. Evet. Tabii süremizin sonuna geliyoruz. Çok değerli katkılarınız oldu bugün. Gerçekten de ufuk dünyamızı genişletecek açılımlar yaptınız. Tabii Kıbrıs'ın meseleleri bitmiyor. En yakın zamanda tekrar ağırlamak isteriz. Gelinen nokta tabii çok şu anda kritik bir süreç aslında. Şimdi çünkü esas bu arkadaşlara köprüden geçiyor. Biz sorunlar yumağı var altta. O yumağı aşmak için biz bir köprüden geçiyoruz. Umarım bu ülke bu köprüden geçer, bu Sırat Köprüsü'nden geçer. Çünkü başka çaremiz de yok bu aslında. Bu dediğim son nokta. Yani esas benim mağdur toplumumun esas mağduriyeti konusu şeyde olmuş olsaydı, bu compensation meselelerinde bir rakam çıkabilecekti. Ve bu kadar maddi şeyleri uğramazdı toplum aynı zamanda. Son yanlış söylemek yaptı. İstediğiniz var mı efendim? Son sözlerinizi alalım ve ben programı kapatalım. Ben son sözlerimi derim ki bu yeni genç nesle arkadaşlar kendinize düşünme fırsatı verin. Her soruya
bakan olarak sizin bütün bunların üstesinden gelme şeyiniz yoktur. Ne enerjiniz vardır, ne şuyunuz vardır. Allah aşkına esaslar üzerinde durun. Yani temel, ben bu sorunu halledersem hem Ayşe Hanım'ın hem ne bileyim ben falan çiftinin falan çiftçinin sorunlarını halletmiş olurum. O düzeni oluşturmaya, o yapıyı oluşturmaya, o yapının oluşmasında gereken organizasyonları peşine düşün, organize edin. Çünkü sizi yapmak istediklerinizden uzaklaştırmak isteyen bir ayrı insan vardır. Devamlı olarak kuyuya taş atacaklar ve siz de o kuyudaki taşı çıkarmakla meşgul olacaksınız. Dikkatli olun. Yani radar... Bir atasözünde de tabii şöyle diyor, onu da söylemeden geçemeyeceğim şimdi. Hani bir deli bir kuyuya taş atarmış, 40 tane akıllı toplanırmış, onu çıkaramazmış. Taşın peşine düşmüyorum böyle... diyorsunuz. Aha, şimdi ben bunu söylediğimde ama halkın hoşuna gider diyor. Bakanları falan yerde falan. Halk da öğrensin artık. İş böyle... yapacak onlar. Bırakın kendilerini, biraz fırsat verin. Fırsat verin. Söyleyeceğim bu. Mesajı almışlarsa, alırlarsa ne ala. Almazlarsa ben bu yaşıma gelmişim. Eminim, bak, eminim bugün bu Derviş Bey'in alındı. 80 yaşında olduğu söyledi. Demek evet. Telefon edeceğim Allah kendisine. Allah uzun ömürler versin. Benim demek ki 6 aylık abimdir. Öyle mi? Aynı sınıftayım maşallah, çünkü. Maşallah, siz de hiç göstermiyorsunuz. Efendim? Hiç göstermiyorsunuz gerçekten. Ama ben huzur içinde yaşayan birisiyim. Evet, tabii kendi içinde insanlar o huzuru bulursa bunun dış dünyaya, dış çevreye de yansıması mutlak oluyor. Kendi içimizde o huzuru bulmalıyız, öyle değil mi? Tezat yaşamam. Hiçbir zaman hayatımda tezat yaşamadım. O tezatlıklar çünkü insanı yoruyor. Son sözümüzü böyle. Evet. Tezat yaşamayın, tezatlıklar insanı yorar diye. Evet. Son sözümüzü evet. Böyle bağlayalım efendim. Çok teşekkür ederiz. Rica ayaklarınıza ederim. Sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz. Efendim Gündem Özel bugün Radar Reşat'ı ağırladı. Akşam 17.30'da Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Armağan Candan'la birlikte olacağız. Yine Kıbrıs meselelerini konuşacağız. Gündemdeki sorunları ele alacağız. O saate kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.